Konserimizin ikinci bölümünde Tuna Kültür ve Sanat Derneği'nin bir etkinliğiyle daha başlayacağız. Şefleri Kurtul Çetin yönetiminde ritim grubu sizlerle olacak. Alkışlarınızla Kurtul Çetin Bey'i davet ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum efendim. Ben de nacizane bir iki kelime söylemek isterim. Öncelikle Tuna Derneği Başkanımıza ve değerli şefimiz Çiğdem Saburcuoğlu'na. Çok harika bir konser oldu değil mi? Harika, süper gerçekten. Çiğdem Hoca'ya, değerli saz üstadlarına ve çok değerli koroya gerçekten. Ben de arkada dinledim, çok harikalar. Efendim öncelikle ben tüm belediye başkan adaylarına hayırlı olsun diyorum. İzmir için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir kez daha Tuna Ritim grubunu alkışlar mıyız? Bir moral alkışı. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz sizin için efendim kısa bir şey hazırladık. Böyle bir değişiklik olsun dedik. Biliyorsunuz ritim terapidir, ritim aşktır, hayatımız bir ritimdir. Böyle küçük bir kesitler hazırladık sizin için, umarım beğenirsiniz. Arkadaşlarım 4-5 aydır çalışıyor, gerçekten hepsi birbirinden yetenekli. Nacizane ben elimden geldiği kadar bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Kısa olacak ama öz olacak. Şimdiden hatalarımız olursa affola. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi dinletiler. Thank you.
Evet arkadaşlar, şöyle küçük bir şey hazırladık size. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Bu arada küçük bir anonsum daha olacak izninizle. Tuna Derneği'ne daha önce söylediğim gibi ritim aşk demiştim. Tabi başta sevgi demiştim. Katılmak isteyen bayan arkadaşlarımızı Tuna Derneği ritim grubuna terapiye bekliyoruz. Aşka bekliyoruz. Sevgiye bekliyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. Bir daha alkışlar mıyız bu değerli arkadaşlarımı? Tuna Derneği ritim grubu. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Huzur alacağım. Ve konserimizin ikinci bölümünü yönetmek üzere şefimiz Sayın Çiğdem Sabuncuoğlu'nu tekrar güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Keser yine koromuz tarafından seslendirilecek ama eminiz ki sizler de katılacaksınız. Diyorum ki haydi söyle.
kocaman alkışları hak ediyorsunuz. Kendinizi alkışlayın bir de bakalım. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bir konseri hazırlamak hiç kolay değil. Tabii onun finansını hazırlamak da çok zor. Eğer bize sponsor olmasalar, biz böyle güzel konserler veremeyiz. Sizler de buraya gelip dinleyemezsiniz. O halde şimdi izninizle 4 sponsorumuza teşekkür plaketlerimizi verelim. Ve bundan önce de Tuna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sayın Süleyman Özsakallı'yı davet edelim. Başkanım, yine ben sizden fazla konuştum. Buyurun efendim. Evet, saygıdeğer Karşıyaka'lı hanımefendiler ve beyefendiler ve önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde bizleri yönetmeye talip siyasi partilerimizin belediye başkan adayları. Bu güzel konserimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii sunucumuzun bahsettiği olay çok önemli. Benim de en çok sevdiğim an şu anda. Çünkü bana mikrofonu vermiyorlar kolay kolay. Ve sponsorlarımızı da çok seviyorum. Sırasıyla hocam çağırayım mı? Evet, lütfen. Önce tabii ki ritim grubumuzun değerli şefi Kurtul Çetin Bey'i davet ediyorum. Aslında Kurtul hocamdan bir düzeltme yapacağım. Tabii ki 4 aydan beri çalışıyorlar da ama haftada 1,5 saat bir çalışmaları var. Ve bu kadar kısa sürede de bu amatör arkadaşlarımız bu noktaya getirdiği için Kurtul hocama ve diğer arkadaşlarıma ayrı ayrı her birine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. OZG Estetik ve Diş Polikliniği'nden Sayın Pervin Pehlivan'ı efendim davet edelim. Monadella Pasta adına Sayın Zehra Esin lütfen. Valla tavsiye ederim. Alsancak'ta çok güzel çeşitlerle hizmet veriyor. Kendisi aynı zamanda Tuna Derneği'nin yönetim kurulu üyemiz ve koristimiz de. Saytaş Sabuncuoğlu Yapı ve Ticaret Limited Şirketi'nden Sayın Gül Didem Sabuncuoğlu Ford. Buyurun efendim. Kahraman Ticaret'ten çok özür diliyorum. Ben yine araya girdim. Ne kadar çok konuşan bir şef var değil mi burada? Kusura bakma. Ben özellikle yeğenim Doruk ve Poyraz'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şurada oturuyor. Bir kalk bakalım ayağa Poyraz'cığım sen de. Kalk bakalım. Onlar beraberce ne? İlk girdiğimizde video vardı ya, hani Saytaş'la ilgili bir video. Onlar yaptılar. Videomuz gösterilmemiş, özür dileriz. Gerçekten mi? Makarna kalmış sadece. Bir dahakine o zaman. Teşekkür ediyoruz tekrar.
Kahraman Ticaret'ten ve tabii ki Şefiat Başkanı Sayın Kenan Kahraman. Didem Hanım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii ablasını yalnız bırakmadı bu konserde. Bundan sonraki konserlerimizi de yalnız bırakmayın. Saytaş. Gerçi bir eksiklik yapılmış. Haklısınız. Haklısınız. Kulaklarını çekeceğim ben şefim. Şefimiz her zaman böyle yapıyor. Her konserde çok fazla konuşmayacağım diyorum. Yarım saat bana bir zaman ayırın diyorum. Başkanım, başkanlarım görüyorsunuz değil mi? Hep sebote. Şimdi ben bir izniniz olursa evet tabii. Her konserde böyle yapıyorlar. Orada merdivenlerden çıkarken yine senden fazla konuştum dedi ama zaman tuttunuz ama ben geçtim şu anda. Evet, tabii öncelikle bizlere her zaman olduğu gibi bu konserde de müthiş bir sanat yönetmenliği yapıp koromuzu bu konsere hazırlayan derneğimizde 2004 yılında yol arkadaşlığımız, dostluğumuz başlayan Sayın Çiğdem Sabuncuoğlu başta olmak üzere. Her biri birbirinden değerli saz arkadaşlarım, dostlarım. Polis arkadaşlarım, 1996 yılında bu derneği kurarken birçoğu ayrılanlar oldu, yeni gelenler oldu. İlk sahneye çıktıkları benden çok daha heyecanlılardı. Şu an benim heyecanım gene çok arttı. Ve tabii ki bu güzel konseri bizlere sunan Profesör Doktor Hocam. Evet hocam. Bir defa beni unutmadım. Alev Usta. Bizleri her konserimizde yanımızda olan, bizlerin her konserde yanımızda olan Karşıyaka'mızın medarı iftarı Büyük Atatürkçü Müftümüz İsa Girler. Ve birinci sınıf emniyet müdürümüz, hiçbir konserimizi kaçırmaz sevgili eşiyle beraber, Kaan Coşkun. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çünkü beni hiçbir noktada eksik bırakmıyorlar, boşluğumu hep dolduruyorlar. Ve bir son kez de Karşıyaka'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday olan partilerdeki arkadaşlarımızı bir dakikalığına yanıma davet ediyorum. Sayın İsmail Başkanım, Yetkin Başkanım, Faruk Başkanım.
Evet, kendilerine başarılar diliyorum. Sevgili şefimiz, benim gerçekten 2004 yılından beri söylediğim yol arkadaşımız, dernekçiliği beraber çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Dediği gibi, Karşıyaka, özellikle Karşıyaka demokrasinin beşiği. Ben uzun yıllar önce, ben de Karşıyaka'da belediye başkan adaylığı görevinde bulundum. Siyasetin içinden geliyorum. Ve her seçim böyle kardeş havasında geçti. Kardeşlik havasında geçti. En ufak bir sürtüşme, sataşma olmadı. Karşıyaka'nın özelliğini bu dönemde de, bu seçimde de belediye başkan adaylarım göstereceklerine inanıyorum her birine. Her birine şimdiden bu yorucu yolda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar her birinize. Kültür sanat, kültür sanat etkinliklerinden salonlarda ücret alınmasın. Çok teşekkür ederim. İzninizle bana getirilen çiçeklerden iki tane Demet'i onlara sunmak istiyorum. Hayati Hatice. Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka, bir daha geri dönmem, yalan kattın aşka. Solistimiz Füsun Erdim sizler. Thank you.
Şimdi derim ki, ışıkları yaktırsak. Yaktıralım. Birol Bey, ışıkları yakar mısınız? Birol Bey, bu gece ışıkları yakıp söndürmekten yoruldum. Üstelik de demin aşağıda ışık sisteminde bir problem olmuş. Ses ve ışık sistemi. Evet, Birol buradan çıktı. Karşıda tamam. Burcan Hanım varmış. En son ona kocaman bir alkış yapacağız. Şimdi, sırada bir şarkı var. Evet. Daha benden ayrılmadan başka sevgili buldum. Saadet hiç belli olmaz. Aynen. Sevgilim, mesut musun? Hani şu zalimin zulmü. Şöyle başlıyor aslında. Bu sevgiye düştüm nereden diyor. Evet. Acaba desek ki şu salonda bu şarkıyı gelip şurada söyleyecek bir cesur yürek var. Ya yürek. Haydi buyurun. Ya. Kim isterse elini ilk kaldıran. Ama hepiniz o kadar güzel şarkı söylüyorsunuz ki şimdi çekinik durmayın lütfen. Bu şarkıyı bu salondan bir kişi ya söyleyecek ya söyleyecek. Geliyor bulduk. Geliyor mu? Bulduk geliyor. Tamam. Hadi. Haydi buyurun. Nihal Hanımcığım, gel. Güzel. Ara sıra böyle sürprizler yaparız biz. Aa, başkan da söylemek istiyormuş. İkinci kıtada başka da çıkaralım. Küser yoksa. Efendim, gelen kişi de yabancımız değil. Herkes herkesi tanıyor. Karşı yakının güzelliği işte. Evet. Efendim, şimdi evet hayır oyununa başladık. İsminiz? Özlem. Soyadınız? Yurt Özveri. Yurt? Özveri. Yurt Özveri. Çocuk var mı? Var, oğlum var. Kaç tane dediniz? Oğlum, bir. Bir. Evet dedi, kaybetti. Ne güzel. Biliyor musunuz bir şarkı? O zaman gelmez. Hadi deneyelim. Beraber
sürü çivi ihsan ettiysem affola. Çok uzun zamandır okumalı. Teşekkür ederim. Şefim, bunu ara sıra yapalım. Evet. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bir yerden. Saadet diliyorum sana beyaz günlerden. Sevgili Uğurcan Demirak'tan dinliyoruz.
birdenbire ne oldu size? Hasret mi düşecek bu sevginize? Mutluyken birdenbire ne oldu size? Hasret mi düşecek bu sevginize? Öldürür hasreti, yaşatmaz beni. Dur, söyleme, söyleme.
bence çok güzel oldu. Harikasınız. Sizler harikasınız. İnanın ki sizler olmak çok güzel. Evet. Şimdi koromuzdan bir şarkı dinleyeceğiz ama anladığım kadarıyla bu koro sadece sahnede olmayacak. Yine siz koroyla bizim koromuz arasında olacak. Beraber olacak ve müthiş olacak. Boşvere boşvere ne hale geldik. Tam bize göre. Thank you.
kocaman alkışları ne kadar da hak ediyor değil mi? Evet efendim. Bir daha. Konserimiz daha bitmedi. İnanın bitmedi daha. Şimdi ben tabii ki Birol Bey ışıklar açık olsun demiştik. Mümkün mü? Bir sıkıntı mı var? Az önce biraz geç başladık biliyorsunuz. Aşağıda bir sistem arızası vardı. Çok özür diliyoruz. Daha konserimiz bitmedi. Tabii ki biz daha son parçamızı söylemedik, eserimizi. Birol Bey çok yorduk bugün sizi. Bir de bu aksilik. Birol Bey'e kocaman bir alkış lütfen. Bir de bu aksilik. Çok özür diliyoruz. Birazdan gelir. Birazdan gelir. Şimdi kısa bir ara, size bir sürprizimiz var. Mutluyum. Yana. Hocamız. Doğum. Günün. Kutlu. Olsun. Kutlu. Güzel. Yazlar. Alın. Diş. Mutluyuz. Mutluyum. Gülçin Döşüm, seni çok seviyoruz. Ve iyi ki doğdun. Happy birthday to you. Saygılarımı gönderiyorum. Sağlıkla kalın. Hatta çok özel bir yerindesin. Üniversite yıllarımızda tanıştığımızda çok güzel bir okulu bırakıp konservatuvara girmen çok enteresan gelmişti bana. Açıkçası biraz yadırgamıştım ama sonradan içindeki müzik tutkusunu ve aşkını gördükçe ne kadar doğru bir karar aldığını ve hakikaten iyi yaptığını anladım. Ayrıca insanın çok sevdiği işi yaptığı zaman gerçekten başarılı olduğunu gösteren çok iyi bir örneksin. Seni çok seviyorum. Yeni yaşın mutluluk, huzur, sağlık getirsin. Her daim böyle neşeli ol. Bir de şu var. Bunu merak edenlere anlatma. Aramızda kalsın. Sen de bir de. Çok seviyorum. Merhabalar. Duyduk ki yaş gönülmüş.
bir okudum ediyorum. Hatta dua ediyorum ki sevdiklerinizle beraber tabii ki bütün dostlarımız buna dahil sağlık, afiyet, huzur, mutlulukta nice hayırlı, uzun bir ömürle muhatap olursunuz. Bu arada benim de bu şekilde haberdar edilmem, dolayısıyla güzel temennilerimi sunma fırsatına kavuşmam doğrusu bir ayrıcalık oldu. O bakımdan Göksel dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Öte yandan yine güvenilir kaynaklardan elde ettiğim bilgiye göre bu mesaj aynı zamanda salonda da oradaki dostlarımıza aktarılacakmış. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize, tüm dostlarımıza en samimi duygularla başarı, mutluluk ve umut dileklerimi tekrar ediyorum. Ve hepinize sevgilerimle beraber saygılarımı sunuyorum. Hoşça ve dostça. Merhabalar sevgili ablacığım. Sana sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum tüm sevdiklerimle birlikte. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Karşıyaka'mızın kültür ve sanat hayatına katkılarınızdan dolayı size şükranlarımı arz ediyor. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık ve afiyet içerisinde nice yıllara. Değerli hocam, çok sevgiler, saygılar. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınızda her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle yolum kesişti. Çok şanslıyım. Bu sözler belki böyle bakınca klasik görünüyor ama inanın içi kalbimde dop dolu. İnşallah en yakın zamanda tekrar kavuşmak üzere. Sizi ve o harika ekibinizi canlı gönülden kucaklıyorum. Hoşçakalın. Oruç, sen mi doğum günü kutluyorsun? Çiğdem öğretmenin. Evet dedi. Çiğdem Hanım merhaba. Çanakkale'den, koro çalışmamızdan sizi arıyoruz. Kaçıncı yaş dönümünüz olduğunu bilmiyorum ama daha güzel. Bilmeden size ömür boyu Allah ne kadar ömür verdiyse her yeni yaş gününüzde çok güzel, çok umutlu, çok geleceğe dönük, güzel günler dolu yaşlar diliyorum. Korodan sizin koronuza selam söylüyorum arkadaşlar. Hepimiz buradan yaş gününüzü kutluyoruz. Güzel ömürler, güzel seneler diliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. İyi ki doğdun canım kızım. Şimdi kısa bir ara, size bir sürprizimiz var. Gerçekten
Bana da sürpriz oldu. Benim ağzım böyle çok tutamam. Sürprizi bozarım diye bana söylememiştir. Bozardım. Biraz evvel söyledim. 2004 yılında yolumuz kesişti. Bunun için ne var? Evet, tekrar başlayayım. 2004 yılında kesişti yollarımız. Yönetim kurulunda olmamasına rağmen o dönemin beraber kurduğumuz, bu derneği beraber kurduğumuz dönemimizin Tuna Mahallesi muhtarımız Sayın Sevim Çeliker'in önerisiyle Çiğdem Hanım'ı o kadar bize güven sağlamış ki derneğimizin kasasına emanet ettik. O günden bugüne de derneğimizde uzun yıllar şeflik ve sanat yönetmenliğini yapıyor. Aslında konuşmayı severim. Hele hele mikrofonu aldım mı bırakmam. Hep uyarılar alırım hep. Ama şu anda bir şey diyemiyorum. İnşallah uzun yıllar bugüne kadar olduğu gibi Karşıyaka'ya kültür ve sanat alanında emek verirsiniz. Başarılı çalışmalarınıza devam edersiniz. Bunu ben bir yol arkadaşınız olarak sizden diliyorum. Çok güzel bir şeyler bunlar. Hatırlanmak, sayılmak, zorlanıyorum. Ama vefanın ne olduğunu bu dostlarımız hepsi çok iyi gösterdiler. Benden önceki dernek başkanımı da alabilir miyim hanım? Namık Başkan. Lütfen eski dostlarınızı arayın. Hal hatır sorun. Vefa gösterin. Başkanım hoş geldin. Evet. Çiğdem. Sağlıklı yaşların olsun. Aslında biz çok iyi anlaşamayız. Hep kavga ederiz. Gerçekten hep kavga ederiz. Ama yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bunlara hep şahittir. Hep daha iyisini nasıl yapabiliriz? Birbirimizin bir hatası varsa onu yüzümüze söyleriz. Arkamızdan konuşmayız hiç. Bugüne kadar hiç konuşmadık arkamızdan. Yönetim kurulunun önünde de bu konuşmaları, tartışmaları yaparız. Evet Çiğdem. Tekrar sağlıklı yaşların olsun. Ben gidiyorum artık. Bu akşam bana katılıyorsunuz değil mi? Hocamdan daha fazla konuştum. Bir alkış. Belki beni daha çok alkışlarlar. Evet, tabii bütün bunlar aramızda espri. Biz başkanımızı çok seviyoruz. O da bizleri çok sever. Ara sıra kapışırız. Ama birbirimizi de çok severiz. Şimdi sevgili Çiğdem, sen onu önce bir aç. Çiğdem benim çok sevgili, çok kadim dostum, arkadaşım. Benim iyi günümde, kötü günümde biz birbirimizin her zaman yanındayız. Ama ne olduğunu bir gör, bir aç gör, bir aç gör. Evet. Bir sonraki
bir konserde bununla şarkı söylemem lazım. Şimdi ben bu elimdeki hediyeyi vermeden önce yönetim kurulundaki arkadaşların hepsini de buraya alabilir miyim? Onların o kadar çok emeği var ki bunların hazırlanmasında. Adlarına ben veriyorum ama lütfen gelir misiniz? Lütfen. Çünkü şimdi vereceğim hediye sevgili Çiğdem'in hayatı boyunca özel olarak arayıp tarayıp bütün arkadaşlarına, oğluna, yakınlarına verdiği ama bugüne kadar kendisine hiç verilmemiş bir hediye. Sevgili Çiğdem'cim. Şimdi bu hediye çok özel. Bunu burada açacaksın. Mutlu olacağını düşünüyorum. Seni bir öpeyim mi? Tabii ben bu öpücüğü korodaki arkadaşlarım adına, onlar gerçi sahne arkasında da öperler ama ve de sizler adına yapıverdim. Senin çok değer verdiğin bir şey olduğunu biliyoruz. Efendim biz söyleyelim, şu anda gül yaprakları var üzerinde ve Çiğdem'in doğduğu günün gazetesi. Çiğdem hocam bitmedi. Bu da Anadolu Bal'dan bütün arkadaşlarını sizin için hazırladılar. Bunu artık evde okursunuz bol bol. Bol ama. Evet. Ben gerçekten... Şimdi sola kaç. Annem. Gelsene sen de. Şimdi... Açıkçası böyle biri, yani böyle bir sürprizi ben de beklemiyordum. Hani bir şeyler olacak hissediyordum fakat bu kadarını beklemiyordum. Video beni çok etkiledi. Belki bazılarınız tanıyordur, bazılarınız tanımıyordur. İki dönem önceki Saadettin Yücel Kaymakamımız bile orada konuşmuş. Bestekarlarımızdan konuşanlar olmuş. Ama her şeyden önce benim özel çocuklarım konuşmuşlar. Ecrin dahil, arkada var bir tane Onural. İlk canımız var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum ve bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna, başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere, sizler de böyle bir güzel geceye şahit oldunuz, benim yanımda oldunuz. Herhalde bir sanatçının en büyük arzusudur böyle bir şey. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Hepiniz. Hakkı'cığım. Hakkı'cığım o hareketi saklıyorum. Tamam. Merak etme. O bana ait. Kendinize lütfen çok dikkat edin ve Dilerim ki hepiniz böyle güzel anlar yaşayın. Hepimiz hep birlikte güzel anları yaşayalım. Şu benim yaşadığım, yani inanın duygu olarak anlatmama imkan yok. İnşallah herkes yaşar. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar. Ay yeter artık Çiğdem hocam, lütfen artık yeter. Yeter yani. Her şeyin başı sizde yani. Tamam, aldınız hediyelerinizi, tamam yapıldı. Ben onları alayım şu tarafa. Kıskan. Ay yeter yani artık. Kıskan. Bir son şarkı.
şarkıyı söyleyeceğim, kıskandınız gene. Aldınız bütün rolü. Tencerem var, tavam var. Kasımpaşalıyım, avam var. Takunyamın tıkırtısı, abenim açık ya karıların sıkıntısı. Allah Allah, düşmanlarım çatlasın. Düğünüm var, beklerim. Hediyesiz gelmeyin, yırtarım. Haydi hep beraber. Şarkıyı, elim şarkıyı, şarkıma yandan.
hanımlar beyler, biz karşıyakayız. Biz öyle bir karşıyakayız ki demokrasinin beşiğiyiz. Hepsini kocaman alkışlıyoruz. Beyaz beyaz yakalım. Mükemmel bir gece yaşadık. Başta Çiğdem olmak üzere, Çiğdem hocam olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve Çiğdem hocam bir kez daha doğum günü tebrik ediyorum. Evet, sizdeyim. Ben de Çiğdem hocama, bütün korodaki arkadaşlara tebrik ediyorum. Gerçekten gönülden yaptıkları çok belli, severek yaptıkları çok belli. Tebrikler. Evet başkanım. Bu güzel gece için çok teşekkür ediyoruz. Güzel karşıyakalarımızla birlikte her sene tekrar burada olmak istiyoruz. Peki başkanım, bu kadar başkanları bir arada görmek sizce nasıl bir duygu? Yani şimdi ben hemen söyledim, burası Karşıyaka. Siyasi rekabet de olsa işte hepsi bir arada. Halkla iç içe, gönülden, içten, bir samimi ortamda bir arada olduk. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Kazanan Karşıyaka olacak, Karşıyaka halkı olacak. Bundan sonra çok daha büyük görevler üzerine düşeceklerine inanıyorum ben. Gerçekten